Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakım günümüz. Ne yapıyoruz? Rezil bir tırnaklar var. Yani size göstereyim o rezil tırnakları, buyurun. Kırıldı, döküldü, uzadı. Tırnaklarımı yapan kız ayağını çatlatmış, kırmış kısa bir zaman önce. O yüzden biraz gecikti bunlar. Çok rezil gibi dolaşıyorum bugünlerde ama yapacak bir şey yok. Şimdi birazcık daha iyiymiş. Şimdi tırnaklarımı yaptıracağız öncelikle. Çok güzel bir model seçtim. Tam böyle yaza uygun. Onu yaptıracağım çünkü yaklaşık bir ay sonra bir tatil, bir ay var mı? Bir ay, evet bir ay sonra bir tatil programımız var. Hem o zamana da çok güzel durur diye düşünüyorum çünkü 1,5 ay falan gidiyor bu tırnaklar. Neyse, ondan sonra bir saçımı kestirmeyi düşünüyorum. Saçlarım uçları böyle çok kırıldı. Biraz böyle bir keseceğiz, bir şeyler yapacağız. Şimdi öncelikle Esra'yı okuldan alacağız. Birkaç dersi boşmuş, o öğretmenler de yokmuş. Artık böyle okulun son günleri yaklaşıyor ya, bizimki de okuldan kaçmaya habire yer arıyor. Bütün arkadaşlarım neredeyse gidecek anne. Ben de işte gelsem beni alsam ben neyse dedim. Tamam. Gideceğiz şimdi. Esra'yı alacağız. Ondan sonra kuaföre gideceğiz. Bakalım gün nasıl devam edecek. Çıkalım. Evet. Esra'yı okuldan almaya geldim. Heyecanla bekliyordur şimdi çıkmayı. Beni mi bekliyordun Esin'e? Beni mi bekliyordun? Babamı bekliyordum, seni beklemedim. Gelmek istemedi. Okul fobisi varmış. Bakımı da eksik etmedim yani, yaptım. İyi yaptın. Esin'in dişlerini beyazlattık. Biz 2 gün önce bir beyazlatma işlemi yaptırdık. Çok uzun zamandır istiyordu. Sınavında çok dişim ağrıdı ya. O sonra geçti mi Esin'e? Bak, sınavın yarısını sallamak zorunda kaldım çünkü yetişmedi. Çok deneme sınavı. Çok kötü bir net yaptım. LGS'de sallayamayacaksınız ama. Olsun, LGS'ye... Duydun ama. Hadi hayırlısı. Kafayı saksana, çok güzel. Ay, minnaksın. Bayağı minnak. Minnak değil, kocaman. Şey, şimdi aldık ve... Buraya kapı yapılmış. Aa, nasıl yani? Bu kapından haberin yok mu senin Esin'e? Gerçekten mi? Yok. Esin'in beyazlatma işlemini söylüyordum. Yaptırdık ama çok ağrılı oldu sonrası var ya. Evet. O gün, yani dün yaptırdık. Geç bakayım. Acı, sancı, gece nasıl geçti bize var ya, felaketti gerçekten de. Ağrı kesici falan verdim ama yani haberiniz olsun, acılı bir işlenmiş. Böyle nasıl verdi biliyor musunuz? Böyle şey gibi böyle. Sanki çakmakla dişlerinizi yakıyor gibi ama. Ya öyle söylüyor Esin ama bakayım. Önceye göre tabii. Bayağı evet. Sarımsıydı. Renk tonunu hiç sevmiyordu Esin. Bu full beyaz sarıcı. Benimkilere bak. En beyaz benimkiler. Benimki yani yapay çünkü doğal olmadığı için tabii ki de en beyaz. Şimdi kuaföre. Yes. Safiye kırmızı ışıkta bile siliyordu. Ya sen ne kadar takıntılı bir adamsın ya. Böyle bir şey yok. Bezle dolanıyor bak, bezle. Yoluna baksana sen acaba. Araba yolu biliyor ya. He biliyor bak bak. Hep bir silmeler, hep bir şey yapmalar. Şerit takip sistemi var bu arada arabada. Sonra linçlerler derler ki aa trafikte böyle şeyler olmaz. Aa, gel sen direksiyonu bıraksan da araba şeridi bırakmıyor. Hı, onu söyleyeyim de yani. Bizden daha akıllı. He. Evet. Evet abi. Anne kakil kestirsene. Hayır. Kakilden bahsediyorum. Çok yakışır sana. Kullanamıyorum kızım. Ben ikide bir önlerimi önleyemiyorum. Hemen böyle yana kullanmak, iki yana ayırmayı çok seviyorum. Zaten belli ki, baksana uçların şekli bile kaymış. Bence şuradan yakasını gitmesin. Evet, gidecek oradan. Saçlar gidiyor. Boş ver.
Çok güzel oldu. Aynı oldu. Çok güzel oldu. Örnek olma sağlık canım. Rica ederim. Bitti değil mi? Yukarıda ışıkta. Heh, burada. Çok güzel oldu. Çok evet, güzel oldu gerçekten. Birazcık kısa uzayacak tırnağım. Çok çok uzadığı için çok çok uzun yapmadık. Evet. Ama tam istediğim model oldu zaten. Çok da güzel oldu. Hı-hı. Tam yaz oldu. Şumat güzel oldu. Evet. Model daha çok belli ettiği için. Tabii ki anne. Bana bile, bak şu an benimkiler bile bana kısa geliyor. Baksana benimkiler de bana kısa geliyor. Evet. Ne kadar güzel oldu baksana abi. Evet, çok hızlı. Aslında çok çok daha cıvıl cıvıl duruyor da. Bu sefer badem yaptırdık. Küt yaptırmadım. Güzel oldu. Aynen çok güzel. Bunu da içeride mi beklesek? Şimdi çok müthiş acıktım. Gerçekten de tırnakçıdan çıktık. Esila her zamanki gibi. Aç. Aç. Ben de açım. Bu sefer ben de açım. Son dakikalarda moralim bozulmuştu. Yüzüm düşmüş çünkü açtım. Evet ya. Büyük keyfi kaçırıyorum. Diyorum ki Esile aç mısın evet. Çocuğum? Bir dakika. Şuraya koyabilir miyiz? Böyle çok koyalım. Karşıdan şey yapmasını istemiyorum. Ha. Yeah. Şeyi merak edenler oluyor. Ben diyete devam ediyor muyum? Etmiyor muyum? Bir saniye şöyle biraz geriden alsın. Biraz düzleştirsene. Ha. Diyete devam ediyorum aslında ama kilo vermiyorum. Çünkü çok sağlam yapmıyorum. Yani işte 67-68'lerde geziyorum bu ara. Daha hızlı verebilir miyim? Tatile gidene kadar 2-3 kilo vermeyi çok isterim ama neyse. Biraz zor gibi görünüyor. Ben bir sabah yiyorum, bir akşam yiyorum. Aslında günde 4 öğün falan yemem lazım. Öğlen falan da yemem lazım. Ne? Bizimkiler boğaz derdi. Resmen fıtığa çıktı dışarıda. Dışarısı var ya, havayı göstereyim şimdi. Sizin nasıl soğudu biliyor musunuz? Ama bugün soğuyacağı söylenmişti. Öyle biz şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da eve gideceğiz. Bazı işlerimiz var evde işte toparlamaca falan. Bakalım günün devamında neler olacak. Size dışarıyı bir göstereyim. Ortadaki zeytini ben alayım mı ortadakini? Çok acıktım. Tuzlu duranlar şu anda. Piyaz çok seviyorum biliyor musunuz? Siz seviyor musunuz bilmiyorum ama böyle bol soğanlı. Karıştıracağım da. Çok fena. Leş gibi kokacağız. Kuş soğan kokacağız. Soğan candır be. Tuz az ama. Tuz az mı? Evet tuz çok az. Biliyorum leş gibi kokuyor ama çok lezzetli. Hele piyaz soğansız olur mu? İşte küçük bir köpekliğe bakar mısınız? Fıtına çıktı dışarıda. Bak. Biz de kısa kollu giymişiz. Nasıl donluk var ya. Ne yapacak kız ağacım yeşilecek. Bak. Fıtınalar kokuyor. Yapma be çocuğum bak. Esra sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Nasıl bakıyor ama? Nereden de buluyorsun böyle şeyleri ya? Şurada valla. Anne hayvanı çekmiyoruz. İşte böyle. Videolarımda yemek göstermeyi ben çok sevmiyorum ama bunu bir tavsiye olsun diye sizlere göstereceğim ve söyleyeceğim. Çorlu'da oturuyorsanız Muhittin Mahallesi'nde Yalçın Köfte'yi mutlaka yolunuz düşerse uğrayın. Özellikle karnınız acıktığında. Biz buraya sık sık geliyoruz ve gerçekten lezzetleri 10 numara yani. Ben söyle söyleyeyim. Şimdi gösteriyorum menüyü. Aklınızda olsun. Bu şekilde böyle köfte menüsü. Ekmeği bile kızartmışlar yani. Çok zarifler. Hepimiz köfte yiyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Dediğim gibi yolunuz dışarısa köftesi çok güzel gerçekten. Gündüz vakti de ne bu böyle karıncalı bir Esile ön kameradan deli mi bu telefon? Evet. Tövbe. Hiç yakışmıyor vallahi bu telefonlara bu görüntüler. Neyse şimdi biz yemeğimizi yedik çıktık. Bir dakika şu kamerayı bir sileyim önce. Kamerayla mamerayla alakası yok. Hava karardı kapandı ya o yüzden böyle bir kafayı yedi kamera hemen. Neyse şey söylemek istiyorum size. Şimdi aranızdan çok merak edenler olabilir. Yani Esila'nın diş beyazlatma işlemi nasıl sürdü, nasıl oldu, nasıl sürdü, işte neden böyle bir şey yaptınız, kaç paraya yaptınız falan bir sürü sorular gelecektir mutlaka. Ama ben tabii şimdi anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Eğer ki bunu merak ediyorsanız bu işlem nasıl yapılıyor, ne aşamalardan geçiyor, sonrasında acılı sızılı oluyor mu ya da kaç para oluyor falan filan bunları lütfen yorumlara belirtin. Ben bir sonraki videomda o sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışırım. Tamam. Yani öyle anlaşalım sizinle. Öncesi ve sonrasını da paylaşırım zaten. Fark, bayağı fark var yani ortada. Merak edenleri aydınlatacağım. Eve giriyoruz. En son nerede kaldığımızı hatırlamıyorum. Biz eve geldik. Ondan sonrasında da biraz yattık. Esila ile biraz uyuduk yani. Nereden baksanız 1-1,5 saat, 2 saat uyumuşuzdur. Aynen. Şimdi Esra bir tane film izliyor uzun zamandır. Dizi. Walking Dead diye. 11 sezon, 10 sezon. Yani bağımlı oldu. Beni de bağladı yani. Aç hemen izleyelim diyorum. Yani bir dizi işte Walking Dead.
Ama zombiler çok iyi buradaki. Yani makyajlar ya, da onlara. Ya ne kadar emek verilmiş var ya. Bizi de bağımlı yaptı. Şimdi bir iki bölüm ona bakacağız. Ondan sonra da ben yatıyorum artık. Bugün bitiyor yani. Bugün böyleydi. İşte orada burada şurada geçti zaman. Günlerim böyle geçiyor yani. Çok çok değişik bir şeyler olmuyor hayatımda. İşte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir vlogta görüşürüz. Bay bay.